İzleyenleri Veysel Bey ile birlikte haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendiriyoruz. Veysel Bey merhabalar. Merhaba Seyfullah. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ediyorum. Haftanın, daha doğrusu haftadan kalanları evet. Değerlendireceğiz. Geçtiğimiz günler içerisinde, son bir hafta içerisinde meydana gelen olayları, gündemi, gazetemize aksettirebildiğimiz kadarıyla. Evet. O konu başlıklarını tekrar bir değerlendirmiş olacağız. Hızlıca bir giriş yapalım isterseniz. Yapalım. Gündem yoğun. Gündeme kavurucu sıcaklarla başlayalım. Evet. Pazartesi günkü sür manşetimizdi. Evet. Şanlıurfa'da sıcak hava bunaltıyor demiştik. Evet. Sadece Şanlıurfa değil, bölgelerde. Ve Türkiye'nin genelinde, hatta dünyada küresel ısınma deniyor. Bir sıcak hava var. Urfa'da biz alışkınız. Urfa demek, sıcaklar demek. Evet. Bizim mübarek aylarımız, Haziran, Temmuz, Ağustos, mübarek aylar diyoruz. Bu aylarda sıcağı biz görmeye alışkınız. Ama bu mevsimlerde, bu sıralar Türkiye'nin tamamında bu sıcak hava etkili oluyor. Diğer ülkelerde de, yurt dışında da benzer ölüm vakaları falan duyuyoruz aslında. Ciddi bir de sağlık problemi aynı zamanda. Bakanlık da bununla ilgili zaman zaman açıklamalarda bulunuyor, kronik hastalar için özellikle. Özellikle öğlen saatlerinde dışarı çıkmayın diye. Biz de buradan bunu da belirtmiş olalım. Bakanlık Şanlıurfa Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ona da Meteoroloji İl Müdürlüğü bu yerlerde bulunuyor. Özellikle öğlenle ikindi arası o sıcak havalarda zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulunuyorlar. Evet. Sıcak havalar devam ediyor. Pazartesi günü başlayan havalar yine devam ediyor. Hafta içerisinde yani gün gün şey verdik, haberlerimizi verdik. Yine sıcak havalar devam ediyor. Bu defa da Basra'dan gelen sıcaklar ilimizi ve ülkemizi etkisi altına alacak. Kolaylık diliyoruz. İnşallah iki haftalık bir süre zarfında da havalar yavaş yavaş serinlemeye başlar inşallah. 6 Şubat depremlerinin ardından, evet. 11 ile etkileyen 6 Şubat depremlerinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu illerde konut yapımına hızlı bir şekilde başlamıştı. Arama kurtarma çalışmalarının, enkaz kaldırma çalışmalarının ardından. Tabii bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları hala devam ediyor. Yıkım çalışmaları hala devam ediyor. Bunun yanında da çadırlarda insanlar kalmadı gerçi ama konteyner kentte kalan insanların daha fazla mağduriyet yaşamaması için konut yapımı devam ediyor. Yani tekrar geçmiş olsun, Allah rahmet eylesin diyorum. Türkiye çok büyük bir deprem yaşadı. Büyük bir afet yaşadık. 50 binden fazla insanımız vefat etti. Kayıplarımız var. Öyle izi kolay kolay silinecek bir deprem değil. Üzerine işte yani Şubat ayından bugüne 6-7 ay geçmesine rağmen daha da, mesela dün bakanımızın açıklaması vardı. Yani 150'ye yakın, daha 150'si olmadı ağır hasarlı binaların yıkımı. Evet. Bir yandan onlar devam ediyor. Çok geniş bir coğrafya, çok büyük rakamlar. Ekonomik anlamda da ciddi bir ekonomik anlamda, yani her anlamda yani Türkiye'nin büyük bir kaybı, büyük bir yük. Ama insanımız, yani hükümetimiz, devletimiz, sivil toplum örgütleri ilk günden beri bu deprem altından kalkmaya çalışıyor. Bakanlarımız deprem bölgesindeydi, her birisi bir ildeydi. Valilerimiz, belediye başkanlarımız, sivil toplum örgütlerimiz onun yaralarını sarmaya çalışıyorlar. Yine deprem bölgesinde yani hem kırsalda hem şehir merkezlerinde yeni binaların inşası devam ediyor. Yeni konutların ki manşetimizde, haberimiz yine afet bölgesinde 180 bin konut ve köy evinin yapımı sürüyor demiştik. Evet. İlk etapta bunlar. Bunun devamı gelecek, geliyor. Yine belediyeler ondan sonra bakanlık, Çevre ve Şehircilik İl Başkanı TOKİ ile birlikte projeler var. Yani ve hükümet yeni bir uygulama başlattı, yerinde dönüşüm diye deprem bölgesinde, afet bölgesinde. Yani buna da ilk
günler içerisinde, ilk bir hafta içerisinde 100 bini aşkın bir başvuru olmuştu. İstanbul üzerinde de bir çalışma yapıyorlarmış herhalde. O ayrı, yani o depreme hazırlık, kentsel dönüşüm anlamında. Yani bu afet bölgelerinde de ağır hasarlı binaların yıkımı ya da orta hasarlı mesela binaların yerine yeni yapılacak konut alanlarında böyle bir uygulama başlatıldı. Halktan da bir kabul görüyor bu. Konut yapımını hızlandırabilecek bir proje. Bu anlamda devletin hibesi var. Ucuz ve uygun kredileri var. Faizsiz kredi imkanı. Evet. Yani devlet de bu konuda yardım ediyor. İnsanımızın da, halkımızın da bundan haberdar olması ve bu süreçte birbirinin işini kolaylaştırması gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın bir vaadi vardı. Belli bir tarihe kadar çadırda insanımız kalmayacak demişti. Çok şükür o süreç tamamlandı. Çadırda insanlar kalmadı. En son yurtlarda falan kısmen barınan depremzede vardı. Onların da yurtlara boşaltılması isteniyor. Onlara ya konteyner kentlere gidin deniliyor. Veyahut da kira yardımı var. Evet. Ev bulun, hükümet devlet size şey yapsın. Kira yardımında bulunsun anlamında bir seçenek sunmuş. Şimdi konteynerlerde insanımız, depremzedelerimiz ya da kiralık evlerde depremzedeler bu konuttan yapımını bekliyor. Dileğimiz, duamız bunun bir an evvel bitmesi. İnşallah. Ama dediğim gibi yani depremin yarası çok derin, yıkım çok büyük. Demin söylediğim gibi daha ağır hasarlı binaların yıkımında %40'lardayız. Yani %50'lere falan daha gelmedik. Bu noktada şeye de değinmek gerekir diye düşünüyorum. Hani biz de zaman zaman tepki gösteriyorduk. Yani bu ağır hasarlı binaların yıkımı niye gecikiyor diye. Burada da herhalde hukuki bir... Hukuki davaları yani işte oradaki hak sahiplerinin, daire sahiplerinin yıkım konusunda anlaşması gerekiyor. Yani işi zorlaştırmamak gerekiyor. Zorlaştırmaması çünkü bu gerekiyor. Yapılar risk barındırıyor. Yani 3 kuruşun 5 kuruşun hesabını yaparken yani gördük depremde o kadar insanımız altına kaldı. Depremler yine devam ediyor. İşte devam daha dün daha dün mesela Malatya'da yani meydana gelen iki deprem. Urfa'da da hissettik. Urfa'da sallandı. Yani bu depremlerde yani ağır hasarlı binalar, orta hasarlı binalar yani yıkılması çok daha kolay. Evet. Ya artık bunu görüp yani biraz daha böyle akıllı, mantıklı olmamız gerekiyor. Yani depremden ders çıkarmamız gerekiyor. Evet. Böyle 3 kuruşun, 5 kuruşun rantın hesabını yapayım derken onun altında kalmak da var. Hem vatandaş olarak hem geniş kitleler, kurumlar olarak yani de bu konuda daha hızlı adımlar atılması gerekiyor diyorum. Evet. Geçelim turizm başlıklarımıza. Evet, Salı günü GAP gündeminin manşetinde iki tane turizm haberi vardı. Taştepe'lere bir 10 milyon TL'lik bir hibe vardı, destek vardı. Evet, Vali Sarı Ayhan Karahantepe'yi ziyaret etmişti. Oradaki kazı alanı, kazı alanındaki Necmi Karoğlu'yla görüşmüştü, konuşmuştu. O da yaptığı bir açıklamaydı. Urfa biliyorsunuz hani tarih ve kültür şehri, Göbektepe ile başlayan bir neolitik döneme ait kazılar var. Hüseyin abi, bu 10 milyon TL'lik destek Harun için açıklanan paketin dışında mı yoksa aynı paket mi? Onunla ilgili bir bilginiz var mı? Yok, kesin bilgim yok ama yani herhalde bu şeydi, onun dışındadır. Evet. Çünkü o bakanlığın şeydi. Evet, o Harun için. Desteğiydi, evet. Taştepe'de. Harun kazıları içinde. Bu Harun'daki arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmaları evet. içinde orada. Zaten bu valiliğin kendi bütçesinden ya da ilk kültürüm valiliğin kendi bütçesinden ek yardımlardır. Evet. Bu konuda şunu da söylemek gerekiyor. Mesela Mehmet Ömer Özel ile görüştük, kazı başkanımız. Evet. Harun Kazıları Başkanı. Harun Ölen Yer Kazı Başkanı. Evet. Yakın çalışıyoruz. Stüdyomuza konuk oldu. Zaman zaman kendileriyle görüşüyoruz. Bu anlamda GAP gündemi ekibi olarak yani kazıyı, kazıları yani yakından biliyoruz, gözetliyoruz. Şunu söylemek isterim bu haber vesilesiyle. Yani merkezden, Turizm Bakanlığı'ndan, hükümetten Urfa'daki kazılarla ilgili yani Göbektepe ile Urfa yeniden doğdu. Karahantepe ile yani ve bu Taştepe dediğimiz yani sayısı 10-15'i bulan neolitik dönem kazıları Urfa'yı dünya çapında tanıttı. Urfa turizmine, Urfa'nın tanınmasına vesile oldu. Şimdi bunlarla ilgili merkezden, hükümetten, bakanlıktan büyük şeye geliyor, destekler geliyor. Yani ama yerelde bir katkı yok. Şöyle
Yani denize geçiyoruz, derede boğuluyoruz. Farkında mı değiliz acaba? Yani... Farkında da değiliz, ciddiye almıyoruz. Yani her anda kazı yapılıyor. Bakıyorsun ki profesör kazı alanında, doçent kazı alanında, üniversite öğrencileri kazı alanında da kazı yapıyorlar. Ama ellerinin altında mesela ameliyat dediğimiz yani öyle. Yani oradaki o şeyler, işleri yapacak yani insan bulamıyorsun. Hı hı. Akademisyenler yani ben kazı yani şeyler taşıdığını gördük. Misafir hoca mesela gelip taşıdığını gördük. El arabalarıyla. Evet. Sözde kağıt üzerinde şey yok, toplum yarına çalışmadan şuradan buradan eleman veriliyor ama bu verilen elemana kağıt üzerinde. Kimisi maaşına tenzil ediyor, belediye başkanı el koyuyor, öbürü siyasi bakıyor, yakını torpilden yazdırıyor ama çalışmaya göndermiyor. Bir belediye başkanı kızıyor, kazalarına denk gelen katkıda bulunmuyorlar. Bir otobüslü, bir yemekti, en basit bir barınmaydı. Bu anlamda yani Urfa'nın her tarafı kazı alanı, epey var. Belki Türkiye'deki yani arkeolojik kazı yapılan yerler arasında Urfa belki ilk sırada gelir. Çok geniş bir alanımız var. Bakanlık bu kadar destek verirken yerel belediyelerimizin de, büyükşehir belediyemizin, ilçe belediyelerimizin, kaymakamlıkların, valiliğin ve diğer kurumların, ticaret odasının, ticaret borsasının, özel hastanelerin, yani kuruluşların yani sponsor olma, destek olma görevi de var. Bu konuda duyarlı olmalılar. Yani nasıl Urfa Spor'a destek oluyorsan, bu kazı alanlarına da, çünkü Urfa'ya, yani Urfa'nın tam tanıtımına, Urfa'nın turizmi gelişmesine, Urfa'nın ekonomik anlamda kalkınmasına vesile olacak kazılar. Buna destek olmak hepimizin boynunun borcu diyorum ben. Yani bu sıcak havada insanlar dışarı çıkamazken evet. Adamlar yani sahada çalışıyorlar. Bu insanların akrabenin yani ilanı içerisinde sıcak alanda evet. O sularını soğutacak buzdolapları olmayan kazı ekipleri var yani. Yani ayıp. 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 Yani şey. Onları yani neolitik dönem şartlarında evet. Yani o şartlarda Türk dağın başında Karantepe'de öyle, Göbektepe'de öyle. Yani Sayburç'ta öyle, denk ki kalenin arkasında mesela gitmiştik zamanında. GAP gündemi 20 sene önce gittiği Koçviran mesela. Koçviran hemen tepesinde kazılar yapılıyor. Neolitik dönem anlamında. Yani Harap Suvan var. Yani Üren şehir tarafında yani epey Neolitik dönem kazılar devam ediyor. Yani Taştepe demiştik. Yani 15'e yakın. Yani buna sahip çıkmamız gerekiyor. Yani belki de bu kazılar hızlansın yani Urfa'nın tanıtımına vesile olsun diye. Kazı ekiplerimiz yabancı olmadıkları içindir belki. Adları Ahmet Mehmet olduğu içindir. Tabii, Adolf olsa, bir Hans olsaydı, Antonio olsa. Bir Fransız olsaydı, bir İngiliz evet. Olsaydı, bir Alman olsaydı burada baş tacı ediliyordu bazı çevrelerinde. Törenler tarafından. Yapardık atları. Evet. Ama Müslüman ve Türk olunca bizden biri olunca. Ahmet Mehmet olunca. Evet. Ahmet Mehmet olunca. Bizim insanımıza burun kıvırıyoruz. Burun kıvırıyoruz. Evet. Onlara kıymet değer vermiyoruz. Yani bu da yani onu yapan insan cehaletini gösterir. Onu yapan insanın Urfa'ya yabancılığını gösterir. Evet. Geçelim o konuyu. Bu kadar yeter. Merkeze geçelim istiyorsanız. Vallahi geçelim. De geçemiyoruz. Yani salı günü manşetten verdik. Tarih Urfa yok ediliyor diye. Şehrin göbeğinde. Evet. Dün yine manşetimizdeydi. İbrahim'i gönderdik. Abdurrahman arkadaşlarımız yine orada çekim yaptılar. Yani biz emin olamadık, inanamadık. Bir de dedik ki yani bize gönderilen görüntüler vardı, görseller vardı. Gazeteciliğin de temel şartlarından biridir. Teyit etmek. Yani biz de gittik. Aynı manzarayla karşılaştık. Şimdi bayağı da ilgi de gördü. Sosyal medyada da ilgi gördü. Sağ olsun Cihat Hocam, Cihat Türkçü Hocam da katkıda bulundular. Evet. Sosyal medyada bayağı konuşuldu, tartışıldı. GAP gündeminin bu konudaki girişimi destek gördü, takdir gördü. İsterseniz bir kısa bir şey yapalım. Depremden hasar gördüğü belirtilen, yani hasarın boyutu da tam belli değil. Az hasarlı olduğu söyleniyor. Eski Urfa evlerinin deprem bahanesiyle yıkılması. Konu başlığımız buydu. Yani bir iki ev değil, komple bir mahallenin, mahallede bir savaş alanından yansıyacak görüntülerin olduğu bir yıkım söz konusuydu. Seyfullah, yani depremi yaşadık, ağır bir deprem yaşadık. Hemen arkasında Urfa bir seli yaşadık. Evet. Ama o günden bugüne ben Urfa'da ciddi bir envanter çalışması yapıldığını ben söyleyemem. Yani evet o acıları yaşadık, sıkıntılar yaşadık. Sağ olsun bütün idarecilerimiz yani gece gündüz
yani deprem sırasında da sil sırasındaydı, sahadaydı, çalıştılar yani de. Enkaz başındalardı, silde evet. insanın kurtarılmasını istediler. Ama sanki işimiz bitmiş gibi şimdi alanlar yani kenara çekilmişler, başka işlerle meşgul oluyorlar. Yani, takip halbuki, edemiyoruz. Halbuki yani o deprem izle daha duruyor. Yani ağır hasarlı binalar işte demin söyledik yani yarısından çoğu duruyor. Aynı şekilde yani o deprem tarihi eserlerimiz de vurdu. Camilerimiz yıkıldı, evet. surlar sarsıldı. Aynı şekilde müzemizi vurdu altı aynı şekilde yani Mardin'in belki 5 katı 6 katı geleneksel evlere sahip olan bir Urfa var. Urfa evleri var diyor yani. Mesela Pınarbaşı Mahallesi, 12 Eylül Caddesi, Urfa. Tarihi sokaklar bunlar. Eski Urfa'nın tamamı. Hı hı. Bunlar en az 1000 yıllık mahalleler, 1000 yıllık evler. Zengilerden kalman, yani Zengiler döneminden, Eyyubiler döneminden kalan en az 1000 yıllık, belki daha fazla mesela şeyler var. Yani birkaç bin yıllık bir mahalle yapılar var. Hı hı. Şimdi evet mesela camilerimiz var, yıkılan camiler. Onların da haberini yaptık, manşetten yaptık. Bir kısmı tespit edildi. Restorasyon anlamında ihalesi yapıldı. Bir kısmı mesela ihalesi için çalışmalar falan yapılıyor. Yani eyvallah. Ama bu Urfa, tarihi Urfa evleri konusunda yani ayrıntılı, yani ne kadar hangisi ağır hasarlı, hangisi orta hasarlı, hangisi hasarlı, hangisi düzgün diye ciddi bir çalışmanın yapıldığını, yani kayıt altına almanın envanter çalışmasının yapıldığını ben söyleyemem. Takip de yok. Yani deprem olmuş, ölen ölmüş, yıkılan yıkılmış, kalan sarılar bizim de diye. Yani ben görüntülerde izledim, gördüm. Daha taşlar sallanıyor yukarıda. Evet. Bir ara şey girmiş, Eyüpya Belediyesi'nin kepçesi girmiş. Onu söyleyecektim. Biz hani... Yani Züccaciye dükkanına filin girmesi gibi. İlk haberimizde şey diye verdik. Yani mülk sahiplerinin böyle bilinçsiz bir şekilde yıkması söz konusu diye düşündük herhalde. Ama yıkım belediyeliyle yapılmış yani. Ki kaldı ki orası kentsel sit alanı, tarihi eser. Sizin mesela, en büyük hazineniz yani. Kent Konseyi Başkanı Adil Sarıç Hoca diyor ki işte tarihi eserden işte bir taş düşse bir hayır sahibi diyor, o taşı diyor hayır niyetine yerine koyması bile diyor ağır ceza suç. Evet. Yani bırak bir taşı yerine koymayı. Mahalle yok ediyorsunuz. Bir mahalle gidiyor. Gündeme geliyor mesela konuşuyoruz. Ya diyor ki mesela sadece o bir mahalle değil ki. Urfa'daki işte o konuk evlerin mesela olduğu yer mesela 12 Eylül Caddesi'ne dayanıyor. Sağ olsun diye suları içine sokmuşlar. Kim ne yapıyor, neye göre ne oluyor belli değil. Evet. Yani restore ediyoruz ya da konuk ev yapıyoruz diye. Ya halbuki bu işlerin bir esas olması lazım, bir usulü olması lazım. Mevzuatı, kanunu, işte tescilli mi değil mi, rölevesi. Bir sürü teknik konu var. Bununla ilgili de koruma kurulu, Kültür Turizm Müdürlüğü, Çevre Şehircilik, belediyeler, 100 tane kurum var. Ama ortada yani bir tek kurumun dahi şeyi yok bu konuda. Yani ciddi bir çalışması yok. Yani deprem vurdu. Yani burası ne olacak? Şimdi bu evlerin her birisi bir saray, bir fabrika, bacası bir fabrika. Konuk evlerine gidiyoruz mesela. Konuk evleri, ondan sonra butik oteller. Yani Urfa turizminin geleceği, Urfa'nın geleceği bu. Urfa'nın tarihi serveti bu. Ama içerisine biz kepçeyi dozeye sokmuşuz. Yani o 300 yıllık, 500 yıllık, 1000 yıllık evleri koruyat bir şekilde. Yani ve yazık ki yani, bunların yerine de yani 4-5 katlı gecekondu yapılacak yine yani. Yani ne olacak? Yani yıkıldığı zaman işte boş kalacak. 1 sene, 3 sene, 5 sene denk otopark yapacak, mezbel olacak. Ondan sonra ya işte bu şey harabeyi ortadan kaldıralım. Otopark yapalım, pasaj yapalım. Kapaklı pasajı var, Japon pasajı var. Yani o şey gördük ya Urfa'da Karakol'un su istasyonundaki mesela Urfa'da bir sürü kaçak yapı yapıldı. Nasıl yapıldı? Beton erme, pasajlar, dükkanlar, şunlar bunlar. Hepsi Urfa eviydi. Bu şekilde işte. Yazık yani bu konuda kamuoyunun duyarlı olması gerekiyor. Biz vazifemizi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Yani bu haberlerle, videolarla kayıt altına alıyoruz. Tarihe not düşüyoruz. Bu konuda ilgilileri, başta Sayın Valilerimiz olmak üzere. Valimiz de değişiyor. Sonra geleceğiz. Ona geliriz. Yani valimiz, belediye başkanımız, başkanlarımız, il kültür turizmi, ilgili bütün yani kurumları. Biz bu konuda uyarma anlamında basın hafifçe şey yapıyoruz. Tarihe not düşüyoruz. Yazılı bir belgedir. Görevlilerini yapsınlar, yapmazlarsa da yani o konuda hesap sorulacağı güne de bir belge biz hazırlıyoruz. Yazık güne. Urfa'ya sahip çıksınlar, Urfa'nın hafızasına, Urfa'nın tarihine sahip çıksınlar diyoruz. Değindiniz ya az önce işte
Göbekli Tepe diyorduk. Sonra Göbekli Tepe gibi 11-12 tane daha tepenin olduğunu gördük. Mardin'in 3 katı dediniz. Geleneksel 5 katı dediniz. 5 katı. Fazla olduğu için belki de kıymetini nasıl olsa fazla. Yani fazla ama işte yıktığın zaman bu şey yok. Yani geri gelmiyor, yok oluyor. Yok oluyor. Yok oluyor. Terapisi yok. Şehrin kültürü yok oluyor, şehrin kimliği yok oluyor. Evet. Bu konuda yani burada idareci olmak sadece hava atmak değil, bunlara sahip çıkmaktır. Bunların boyunun borcudur. Yani kimse şey değil. Yani kadim değil. Yani orada yani Sultan Süleyman da olsa, Hazreti Süleyman da olsa bir gün o makamları terk edip gidecekler. Gittikleri vakit görevlerini yapmış, Urfa'ya borçlarını ödemiş olarak gitsinler. Borçlu gitmesinler. Geçelim istersen. Geçelim. Bakanlığımız Kültür Yolu Festivali'ni, Kültür Yolu'nu açıkladı daha doğrusu. İçinde Urfa'nın olmadığı, Urfa'nın yer almadığı, Antep'in yer aldığı ama Urfa'nın es geçildiği bir rota açıkladı. Biz bu rotada neden yokuz? Ya da neden yer almadık? Ya neden, yani neden demeyeyim çünkü Urfa 2023 yılı İslam Dünyası Turizm Başkentiydi. Onu da es geçtik, boş geçirdik. Belki deprem oldu, sel oldu ama yok neden, kalan... nedenin konusunda da yani şey var. Yani İstanbul'da bakanın Göbeklitepe ile ilgili bir açılışı oluyor. O sırada işte Urfa Büyükşehir Belediyesi bir etkinlik için İstanbul'da o etkinliğe davet ediliyorlar. O davete geç diyorlar. Öbür tarafta işte ciğer yapalım, işte biz kendimize o program yapalım derken bekleyin diyorlar. Bakan epey bekletmiş herhalde. Bakan da kızmış mı? Urfa'yı kara listeye almış. Bir daha Urfa'yı bir organizasyona katmayın diye bir talimat vermiş, bir tavır almış diye bir şey var. Bir duyum var bende. Ne kadar ciddidir, ne kadar doğrudur bilmiyorum. Ama ayıptır. Ayıp, gerçekten bir ayıptır. Yani Kültür Yolu projesi yapacaksınız. Yani Türkiye'de o kadar memleket, Nevşehir'i alacaksınız, Kapadokya'da şey var, Antep var, Maraş var. Urfa'yı o Kültür Yolu festivalleri programının dışına tutacaksınız. Yani bu bakanlık içinde bir ayıp, Urfa yani. İçinde bir kayıp. Yazık yani öyle. Ve bu anlamda da yani haklı olarak mesela Urfa kamuoyu, Kent Konseyi, işte CHP Milletvekili Mahmut Taner, artı turizmciler, yani şuru başta olmak üzere hepsi tepki gösterdiler, gösteriyorlar. Biz de şey yapmışız, haberini yapmışız işte manşetimizde o günkü. Tanalı'nın, Saracın, ondan sonra turizmciler. Beddiğin turizmcilerin hepsinin şeyleri var, demeçleri var. Yani böyle olmaması lazım. Yani. Bu işler biraz daha böyle şahsi değil de yani Türkiye'yi, memleketi yani kucaklayacak, daha böyle kalıcı hareketler olmalı ki memlekete bir şey kazandırsın. Hatada eksikler varsa o şahıslarındır. Şahıslarındır. Siz komple bir ili siz yani, şey yapamazsınız. Bir ili evet. Makam da sizin kendi şahsi makamınız değil. Size verilen, emanet edilen bir makam. Değil. Hani şahsa küstüm, şehri cezalandırayım yani tarzında bir yer. Urfa turizmine de zaten şey var. Evet. Mesela Türk Hava Yolları'nın uçak seferlerinin kısaltılması. Hı hı. Artık Kültür Yolu'nun yani bu programa alınmaması Urfa için bir kayıp. Depremde zaten şeyde Urfa ciddi bir kayıp yaşadı. Yani Türkiye yani için de bir kayıp bence. Çünkü Türkiye'nin en büyük açık hava müzesi. Öyle bir şehir yani. Her öyle. Tarafı sağ sol komple tarihi olan, taşı toprağı tarihi olan bir şehir. Artık yani bu işleri yani Urfa'da da yani ciddi alınmıyor turizm evet. Anlamında. Yani büyük şehirde de, vilayette de ben şey görmüyorum turizm anlamında. Bir heves, bir ciddiyet göremiyorum. Evet. Kurumlarımızda da bir eksiklik var, bir gevşeklik var. Veysel abi bu eksiklik yani idareci baştaki idarecilerden mi kaynaklanıyor yoksa yani ekip mi? Baştaki idareciler. Çünkü Urfa'da mesela Urfa'nın 2023 İslam Turizm Başkenti ilan edilmesinde, seçilmesinde Sayın Abdullah Eren'in, valinin, turizm aşçılığının, Mehmet Uncu'nun, o ekibin ciddi bir çalışması vardı. O çalışmanın sonucuydu. Şimdi turizm aşçı yani, diye bir şey kalmadı. Belediye kendisi ikinci bir turizm aşçı kurdu. Evet. Orada ne yapıldığını bilmiyoruz. Buradaki turizm aşçı da işte geçen gün gördük. Yani oradaki insanlar maaşlarını alamıyorlar. İçi boşalıyor. Evet. Gidiyor. Yani yazık günah ya. Yazık günah. Yani böyle şahıslar da olmamalı.
Evet, vali değişebilir. Yani, belediye başkanı değişebilir ama, bir... ama o projeden yürütülmesi gerekiyor. Bir sürü şey vardı, yani proje vardı. Görüşüyoruz, konuşuyoruz. Mesela turizm yolu projesi vardı. Balıkyöl'de yine Urfa'da yaşanmış ya da Urfa ile ilgili peygamberlerin ve İslam alimlerinin yer alacağı, temel alacağı Balıkyöl'de bir turizm projesi vardı. Turizm merkezi vardı. Peygamberler ve alimler merkezi projesi. Valilik yapmış. Büyükşehir ben yapacağım demiş. Projeyi parasıyla birlikte, finansmanıyla birlikte vermişler. Turizm yolu projesi yine aynı şekilde. Yani yarısı yapılmış, yarısı yarım kaldı. Yani böyle olmaması lazım. Böyle olmaması lazım. Urfa tarım şehri, ticaret şehri ve turizm şehri diyoruz. Yani turizm anlamında da kurumsal bir yapılanma gerekiyor. Valilik bazında da, büyükşehir ve belediye bazında da. Aynı şekilde yani ticaret ve ticaret odasında oradaki yani turizm sektör temsilcilerinin, milletvekillerimizin bu konuya daha ciddi ve ciddi olarak bakması ve sahiplenmesi gerekiyor. Bir geçelim bir keyifsiz konuya daha. Geçelim. 2019 yılında Karaman'da şu vukuundan beter bir hadise yaşanmıştı. Milletim İl Müdürlüğü ataması. Evet. O olayda olayla ilgili soruşturma kapsamında hakkında soruşturma başlatılan 3 isimden biri olan vatandaş Urfa Milli Eğitim Müdürü olarak atandı. Yani ben bu nasıl değerlendirmek gerekir bilmiyorum. Ben yorumlarımda da ben daha önce belirttim. Yani bu Urfa için şanssız bir şey. Yani bir şanssızlık. Yani Urfa için bir Urfa'ya yapılan bir haksızlık diyorum. Lafınızı bölüyorum. Daha önceden olayın ardından herhalde belli yani, bir müddet geçtikten sonra Maraş'a filan atamak istemişler. Tabii orada siyasilerin biraz daha şey olduğu için itiraz etmişler. Yani biz istemeyiz filan demişler. Yani biz şimdi Seyfullah, biz basın noktayız. Biz hakim değiliz. Yani evet. Savcı değiliz. Yani yargılayacak durumda değiliz. Yani bu olayı. Yani 4-5 yıl önce olmuş bir olay. Vahim bir olay. Konuşulması dahi Türkiye içinde, ülkemiz içinde, memleketimiz içinde ayıp olan bir olay. Evet. Şimdi üzerinden 4-5 yıl geçmiş olayın. Yani o olayı hatırlatmak, Urfa'nın gündemine sokmak, yani suçlu mu, suçsuz mu, yok şey tarikattı, yok cemaattı, dindardı, laikti. Yani böyle seçim dönemindeki kutuplaşma gibi. Bunun üzerinden memleketin kutuplaşması, insanların birbirini kırması, bunun tartışması, konuşması. Yani gerçekten Urfa için bir haksızlık yani. Yani deprem onu konuşuyoruz da daha depremin yaraları ortada. Evet. Selin yaraları ortada. Şey yazdık. Başka dert yokmuş gibi. Otoparkı yaptık yani öyle. Yani Karakoy'un sağında, solda patlatılan bentler, basılan evler yani hepsi daha duruyor. Daha yani temizlenmeyi bekliyor, yapılmayı bekliyor. Yani eğitim konusunda Urfa 40 yıldır yani çok büyük göç alıyor. Sürekli bir göç alıyor. Yani Türkiye'nin hiçbir şehrinde bu, yani Urfa'daki bu nüfus hareketi yok. Yani 80'lerden başladı terörle birlikte. Yani terör örgütünün saldığı dehşetten, korkudan evini kaybeden insanlar, çoluk çocuğunu kaybeden insanlar Urfa'ya sığındı. Evet. Yani Urfa 70-80 bin nüfuslu, 100 bini bulmayan Urfa'nın nüfusu, merkez nüfusu gitti 1 milyon, 1,5 milyon buldu. Urfa'nın bir mahallesi gitti bir ilçe oldu. Yani ve çarpık ilçeler. Bir mahalleydi. Şimdi yani bir ilçe oldu. Bağlarbaşı bir mahalleydi. Devlet tesisine kadar 50 tane mahalle oldu. Hepsi gece kondu. 180 insanlar, gece kondu Urfa'nın. Yani bir de gelen insanlar okuma yazması yok, Türkçesi yok. Travmalı insanlar yani. Yani travmalı insanlar. Şimdi Urfa'nın eğitimi, yani artık, Urfa şehirciliği, Urfa her şeyi yani öyle. O büyük deprem içerisinde, yani yine Suriye'den mesela, İç Savaş'la birlikte mesela gelen muhacirler, ilk geldikleri yer burası. Yine 500-600 bin insan burada yani öyle. Çocukları bizim okullarımıza, bizim çocuklarımızla birlikte okuyorlar. Bizim insanımız yani öyle. Eyvallah, bağrımıza basıyoruz. Ama çok büyük bir yük. Evet. Bu şehir için yük, eğitimde de bir yük yani öyle. Şimdi eğitimde, yani derslik açığımız var. Öğretmen açığımız var. O kadar yani şey yapıyoruz yani, derslik yatırımı yapılıyor. Yetmiyor. Bu seçim döneminde de yani en son AK Parti'nin seçim sözlerinden bir tanesiydi Urfa'ya. 500 küsur milyonlar mesela yatırım yapılacaktı. Bir kısmı ihalesi yapıldı, inşaatlar devam ediyor. Kalan kısmı ne oldu, yani ne aşamada?
Ben bilmiyorum. Bu konuda Milli Eğitim Merkezi'ne kadar bir açıklama gelmedi. Valilik zaman zaman işte Twitter'da, sosyal medya hesabında görüyoruz. Vali Bey'e doğru düzgün bir hesap sormayı da ne kadarını yaptınız, ne kadarını yapacaksınız diyemedik. AK Parti İl Başkanı ya da milletvekillerine de mesela bu konuda sesim vaadinizdi bu. Ne kadarını yaptınız, kalanını ne zaman yapacaksınız diye. Bizim bunları sorup, bunları konuşmamız gerekirken, tartışmamız gerekirken biz neyi konuşuyoruz ya? Saçma sapan şeyler konuşuyoruz. Urfa'nın yarısı hayırlı olsuna gidiyor, yarısı defosuna gidiyor. Yani bunu konuşuyoruz. Bu Urfa için yani gerçekten bir şanssızlık. Evet. Yani bunu kim yaptı, ne adına yaptı, niye adına yaptı bilmiyorum. Ama bu AK Parti'ye de zarar verir, dine de zarar verir, cemaate de, tarikata da, Urfa'da, Urfa'ya da, milli eğitime de yani herkese zarar verecek bir şey. Benim şahsi görüşüm, yani bu zararın neresinden dönsen kârdır diyorlar. En kısa zamanda bu konuda yani ben bakıyorum, Urfa milletvekilleri sessiz, il başkanı sessiz. Kardeşim buraya yani bir il müdürü gelirken görüyorduk, yani milletvekilleri birbirine kavga ediyordu. O diyor benim adım, o diyor benim adamım. Bu gelen kimin adamı? Evet. Niye geldi? Kim gönderdi? Veyahut şöyle başka adam mı bulamadınız? Yani bir bürokrat falan gönderirken sessiz olacaksınız. Yani sorulmaz mı veya şehre böyle bir insan gönderiyoruz? Yani şehrin ihtiyacına göre. Şehir bürokrasisi siz ne dersiniz? Şehrin ihtiyacına göre. Milletvekilleri bir sıkıntı var mı yok mu diye. Urfa'da bu sorulmaz kadar ağır, mı yani? Bu kadar ağır sorunu olan bir Urfa yani bir memlekette yani buraya adam gönderilirken buranın sorunları, buranın ağır yükü göz önünde bulundurarak daha tecrübeli, daha dikkatli bir atamanın, tecrübeli bir ismin ve daha dikkatli bir ataman yapılması gerekiyordu. Yani bu da bir ders olsun, dersimizi ne diyelim artık. Yani bu depremden, selden ders almıyoruz ama. Yani yerel seçimlerin öncesinde böyle bir hamlenin yapılmasını nereye oturtmak gerekiyor bilmiyorum yani. Özellikle yapılmış sanki. Çok yanlış görüyorum, çok yanlış görüyorum ve Urfa'ya da bir haksızlık diyorum. Evet. Yakışmıyor. En kısa zamanda yani bu yanlıştan dönülür diye umuyorum. Kamuoyu da kutuplaşmaz. Çünkü insanlar birbirini kırıyor, birbirini kırıyor kendi insanımız. Yani çok basit bir şey, bir yanlış yapılmış. O yanlışın tam dönülmesi gerekiyordu. Onun yerine bir kısmı sahip çıkıyor, savunuyor. Başka şey adına, yani bizim mahallenin adı, bizim mahalledeki adama sahip çıkalım diye, masum mu diye, bir suçlu ya da masum demiyoruz. Yani o şey diyor, fitne diyor, yani adam öldürmekten daha beterdir. Yani bir fitne sebebi, bir fitne sebebi. Yani şu yuvukundan beter, bunun konuşulması dahi yani öyle. Ayıp bir şey, Urfa için yazık bir şey. İnşallah Urfa'nın gündeminden kısa sürede çıkar. İnşallah öyle diyelim. Bir başka probleme geçelim. Yani sadece Şanlıurfa'nın değil bölgenin bir problemi aslında. Evet. Enerji problemi. Sürekli görüyoruz çiftçiler yani çiftçiler bir yandan şikayet ediyorlar. Yol kapatıyorlar, eylem yapıyorlar. Öbür taraftan fatura ödenmediği için köylere gidip elektrik kesimi yapacak kronik personeller taşlanıyor. Yani bu problem devam ediyor. Maalesef. Yani görüyoruz. Akçakale'de görüyoruz, Vidanşehir'de görüyoruz, Bilecik'te, Hilvan'da, Siverek'te, Urfa'nın her tarafında. Hatta merkezde yani elektrik kesintileri söz konusu. Kaynağı da öteden beri işte tarımsal sulamadan kaynaklanıyor özellikle. Tarımsal sulamada yani bir şey yok. Kontrol yok, bir düzen yok, bir sistem yok. 40 yıldır yani açılan sayısı bile belli değil. 100 bini bulduğu falan mesela söyleniyor. Kaçak kuyudan bahsediliyor. Yani bu kaçak kuyular yani yer altındaki suyu bitirdiği gibi yer üstündeki enerjiyi de bitiriyor. Evet. Yani ben zamanda görüşmüştüm ilgililerden. Yani diyor ki o ana iletim hatlarındaki iletim hatları diyor, kor haline geliyor. Aşırı yüklenmeden dolayı tarımsal sulama döneminde evet. Yani iletim hatları kaldırmıyor, kor haline gelip kopuyor. Diyor, çünkü sınırsız bir tüketim. Çiftçi de alışmış bir yerde. Nasıl olsa kaçak, kayıt değil, para ödemiyor. Daha önceki beyanlarınızda bu elektrik tüketimiyle ilgili Kocaeli'yi kıyaslamıştınız. Yanlış hatırlamıyorsam. Oradaki sanayinin tüketmiş olduğu enerji miktarıyla Urfa'nın hemen hemen eşit olduğunu söylemiştiniz. Evet, yani bu söz DEDAŞ yetkilisinin bir DEDAŞ yetkilisinin sözüydü. Yani ne kadar tüketiyor falan deyince yani öyle.
şey iletim atarak falan kaldırıp yürütme deyince ne kadar tüketildi dedik. O zaman işte bir Kocaeli sanayisi kadar yani Kocaeli kadar yani elektrik tüketimi söz konusu. Ki Dedaş'ın son açıklaması da yani öyle. Biz sürdüremiyoruz, bu sürdürülemiyor. Bu anlamda yani borcu olanlar borcunu ödesin, yoksa biz kesiyoruz noktasına gelmiş, kesiyor. Hı hı. Tabii böyle olunca da işte vatandaş yol kesiyor, çiftçi Dedaş'ı basıyor, asker polis asayiş. Yani çözüm değil, çözüm bu kuyuların kontrol altına alınması, tarımda planlama yapılması. Nurettin Nebati Bakanımız, Urfa Bakanımızın sözüydü. Ondan sonraki yine Bekir Bozdağ'ın sözüydü, seçim döneminde AK Parti'nin sözüydü. Yani güneş enerjisinin yaygınlaştırılması, teşvik edilmesiydi. Yani kalıcı çözümler bulunması gerekiyor. Yani ürün planlamasının yapılması gerekiyor. Yani bu anlamda iyileştirmenin yapılması gerekiyor, kontrolün yapılması gerekiyor. Bu işlerin ciddiyetle ele alınması gerekiyor. Başıboş bırakırsak, yani Dedaş'la Sipsi yani baş başa bırakırsak, 40 yıldır bu gördüğümüz asayiş olayları, yol kesme, şurayı basma, yok elektriği kesme, hı hı, olayı devam eder. Yıllardır umarım, ihmal edilen bir şey aslında, idare edilen, umarım, siyasi yani güneş enerjisi konusunda güzel örnekler var. Yani Büyükşehir Belediye'miz de yaptı, ondan sonra özel sektöründe yaptı, güneş tarlaları falan var. Evet, çok yani, önemli. Bakan Nurettin Nebati Bakanımız da mesela bu konuda işte teşvikler vardı, ondan sonra bir takım hibeler falan vardı. Umarım en kısa zamanda bunlar yaygınlaşır. Çiftçiye de ürün destekleme konusunda yani öyle rastgele ürün ekmemesi, sulu yerde, yani suyun ucuz olduğu yerde sulu ürün eksinler. Yani ürünü yetiştirirken, ekerken suyun maliyetini de ona bir maliyet unsur olarak yani hesap edip ona göre ekmeleri gerekiyor. Yoksa öbür türlü yani ben ekini ekeyim, kuyuda kazayım, ona kafama göre su çekeyim. Yani bu olmuyor. Yani zaten daha önce de bir değerlendirmeydi. Devlet ekonomik olmadığı için mesela petrol rezervi var. Ekonomik gelmiyor. 350-400 metreden çıkarmak ekonomik olacağı günü bekliyor ama biz Urfa'da 350 metreden dinamoyla su çekip pamuk sulayan çiftçilerimizi görüyoruz. İşte olmuyor. Böyle bilinçsizlik var aslında. Bir de bu noktada az önce şeye değindiniz, çok önemli. Geç tarlalarına, projelerine, güneş enerji sistemiyle sulanan tarlalara. Bu konuda da bunu çiftçiye anlatmak lazım. Bunu anlatacak olan da üniversite, kalkınma ajansları ve belediyeler eliyle olabilir belki. Yani bu konuda da sahada bir şey yok. Yani bunu çiftçiye anlatmak lazım. Çiftçi bunu bilemez, bilmeyebilir. Bu da o şekilde aşılabilir ama burada da öyle bir üniversite altyapısı. Aslında üniversitemizde çok kıymetli hocalar var, güzel çalışmalar var. Aynı şekilde mesela Tarım İl Müdürlüğü, işte şimdi biz Milli Eğitim'i konuşuyoruz ama Tarım İl Müdürümüz değişti. Murat Çakmak, yani entelektüel bir insan, kıymetli bir insan. Kendi kendisini yetiştirmiş Urfa tarımı konusunda. Yani toprak reformundan başlayarak işte bu GES'e kadar GAP projesinin tamamlaması konusunda çok güzel fikirleri olan, güzel projeye olan bir insan. Değişti mesela, bakanlığa gitmiş, yerine Halil Stil geldi. Ona da başarılar diliyoruz, hayırlı olsun diyoruz. Yani güzel insanlarımız var, güzel fikirler, projeler falan var. İşte bunları tartışacak, konuşacak, buna sahip çıkacak. Yani zeminler lazım, Ziraat Odası'nın buna sahip çıkması lazım. Kent Konseyi'nin buna sahip çıkması lazım. Siyasilerin bu insanlara sahip çıkması lazım, bu projelere. Yani nasıl Milli Eğitim Müdürü'ne işte bu tartışmayı insana 100 tane sivil toplum örgütü hayırlı olsun gidiyorsa, yani en azından Murat Çakmak diye bir vatandaş varmış ya, Urfa'nın yetiştirdiği bir evladı varmış, akademisyen, işte orada çalışan bir insan. Projeleri var, fikirleri var. Yani toprak reformundaki yani sorunlardan, problemlerin çözümünden, çünkü o şey sorunlar, problemler, yani ta 70'li yıllarda başlayan problemler şu anda yine devam ediyor. Devam ediyor. Binlerce insanımız yani mahkemelerde, yani toprak yani kullanan vatandaşın mülkiyetinde değil, mülkiyet başka insanda, toprağını başkası ekemiyor, biçemiyor. Hukuki problemleri var, sosyal problemleri var. Yani adamlar yatırım yapamıyorlar, kavgalar, dövüşler, devletin mahkemeler. 70'li yıllardan beri devam eden problemler bunlar. Yani bugüne geliyor, bugüne kadar mesela etkisini sürdürüyor.
Cese kadar işte sulanan yerler var. Mesela gapta bitirilemeyen yerler falan var. Belki gapa kaynak oluşturabilecek mesela Urfa'nın kendi potansiyeli var. Yani bizim bunları konuşacak, yani bunları tartışacak, bunları takip edecek sivil toplum örgütlerine, Ziraat Odası'na, Ticaret ve Sanayi Odası'na, kent konseyine, siyasi partiye, milletvekillerine ihtiyacımız varken neyimiz var, neyle uğraşıyoruz? Konya bu anlamda çok güzel bir örnek aslında, tarımsal altyapı anlamında. Yani dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yok. Ders alalım. İnsan ilişki de kurar, sorar nasıl yaptınız kardeşim diye, rol model de olabilir. Evet. Az önce de değindik aslında, valimiz değişti, Salih Ahen. Hayırlı olsun. Görevi devredecek. Evet. Bu konuda nedir değerlendirmeleriniz? Valla GAP gündemi olarak özel bir alacağımız var kendilerine. Performansı nasıldı? Urfa'ya neler kattı? Urfa neler Spor'da, katamadı? Urfa Spor'la ilgili bayağı bir güzel bir performansı var. Evet. Urfa Spor'u bir üst lige taşıdı bu konuda. Belediye başkanlarımızı, iş adamlarını, bütün Urfa'yı bir araya getirdi. Büyük kaynak oluşturdu. Evet. 150 milyon TL'lik. Yani o bütçeyle Urfa Spor'u taşıdılar. Urfa Spor için Malatya'ya gitti, işte Konya'ya gitti. Bütün maçları, bütün Urfa'yı taşıdılar. Milletvekillerimizden, belediye başkanlarımızdan birlikte. Otobüsler kaldırdılar. Otobüsler kalktı, evet. Yani eyvallah. Urfa Spor konusunda başarılı, tartışmalı. Belki Urfa'da en fazla o fotoğraflarla, o olaylarla anılacak. Ama GAP gündemi olarak biz şey yaptık, Hazreti İbrahim'le ilgili, Hazreti İbrahim'in evinin Haran'da bulunduğu konusuyla ilgili ve yine oradaki mescitlerle ilgili yayınlarımız oldu. Buradaki, burada canlı yayınımız oldu, video programı, tartışma programımız oldu. Hocalarımız katıldı, Mehmet Öner hocamız, Celle hocamız, akademisyenler, yazarlar. Yani onlarca program yaptık, görüntülü program yaptık. Gazetemizdeki yayınlar vardı. Bunlara karşı bir ilgisini görmedik. En son bir ziyaret ettik. Dedik ki Sayın Valim, yani Urfa Spor'a güzel bir babalık yaptınız. Benzer bir babalığı da Hazreti İbrahim'e bir babalık yapın dedik. Evet. Yani Hazreti İbrahim Urfa'yla... Üç Semavidi'nin ortak atası, yani evrensel bir değer aslında. Artık Urfa'nın özdeşleştiği bir peygamber. Evet. Yani Celle Hoca da söyledi, işte bir sosyal bir gerçeklik. Urfa'da en çok hangi isimler var diye baksak, yani İbrahim Halil. Dört kişiden birinin adı, evet. Ya İbrahim ya Halil. Yani İbrahim Halil Şehri diyoruz, Peygamberler Şehri diyoruz hani, Hazreti İbrahim Gölümüz, Şehri. Halil Rahman Gölü. Öyle bir hatırlatmamız oldu. Ya öyle mi dedi yani öyle, bu konuda bir makale falan var mı dedi. Yani biz bütün makaleyi de gönderdik, programların özetlerine gönderdik. Görsel kaynaklar da var aslında. Evet. Ve bu yani Hazreti İbrahim'le ilgili, yani gidiyorlar, yani ben Hazreti İbrahim'i üzerine 70 tane gece kondu yapıldı. Hazreti İbrahim'in yani evinin bulunduğu alan üzerine. Vali Salih Ayhan döneminde, yani bu son bir yıl içerisinde ki Suriçi, Haran Suriçi, birinci derece sit alanı, tarihi sit alanı, kazılar yapılıyor sağında, solunda. Yani oraya 70 tane, yani 70'ten fazla kaçak yapı yapıldı. Hazreti İbrahim'in evinin de olduğu, orada camilerin, medreselerin, hanların, yani İslami eserlerin, Türk İslam eserlerin yer aldığı o eserlerin üzerine 70'ten fazla gecekondu yapıldı. Bunu manşetlerden verdik, haberlerini verdik. Bir defa değil, onlarca kez programını yaptık, haberini yaptık. Sağ olsun Valimiz Salih Ayhan, yani Haran'da bir defa, iki defa da gitti. Orada da yani görüşlerini falan aldık. Gecekondulaşmaya, kaçak yapıya, yok sitelerine tecavüze izin vermeyeceğiz dedi. Tamam, o bunları söylerken ama bunlar inşaat devam ediyordu. Yani aynı anda, evet, aynı anda inşaat, beton döküyorlardı. İşte onun da haberini yaptık. Devletin otoritesi orada yok. Yani kaçak yapılıyor. Hazreti İbrahim'in evin olduğu, yani olduğu alana, tarihi alana, sitelerine 70 tane gecekondu yapıldı. Ben şahsen Salih Ayhan'a, yani bir basın mensubu olarak, bir Urfa gazetesi olarak, yani o konunun takipçisi olarak, yani öyle. O anlamda alacağımız var. Allah'a havale ediyorum. Bu GAP gündemin arşivinde, Urfa'nın tarihinde. Yani bu haberleri görüp de ilgi göstermeyen bir vali olarak gidiyor. Kimileri şunu söyleyebilir, yani vali ne yapsın? Büyükşehir'in yetki alanıdır, Haran İlçe Belediyesi'nin yetki alanındadır ama
Urfa yani Urfa Spor makam, performansını gördükten sonra insan işte o makamlar şahsi ona, makamına destek buna. Evet. O makamlar şahsi makamına değil. Vali yani Salih Ayan değil, devletin valisi. Evet. Yani orada gereğini yapması gerekiyor. Valimizin de, savcımızın da, hakimimizin de, büyükşehir belediyemizin de, ilçe kaymakamımızın da böyle aciz duruma düşmek. Evet. Yani onlar sadece şahsi durumu değildir. Devleti o duruma düşürmemek gerekiyor. Memlekete sahip çıkmak gerekiyor. Devlet ise onun için o makamı vermiş, emanet etmiş. Hı hı. O makamın hakkını vermek gerekiyor. Gidiyor. Allah için rast getirsin. Ama ben şahsen yani şahsen GAP gündemi olarak yani alacaklıyım. Bu hakkımı da ben helal etmiyorum. Çünkü hacca gitti. Yani o Beytullah'ı yani oğluyla birlikte, Hazreti İsmail'le birlikte yeniden inşa eden bir peygamberin evinin üzerine burada beton dökülmesi, yani Harun Üniversitesi Arkeoloji Başkanı yani ya Hazreti İbrahim'in evinin yerini tespit ettik dediği halde yani öyle, ben yatamıyorum dediği halde yani öyle, buna kulak tıkamak, burun kıvırmak, evet, ilgisiz kalmak, yazık ya, yazık, ben nasipsizlik diyorum öyle, Urfa'dan nasibini almadan gidiyor, yani keşke, yani bir Karantepe kadar, bir Göbektepe kadar Urfa için, İslam alemi için, Türk İslam alemi için yani öyle, bütün insanlık için önemli bir buluşu, onun öncülüğünü yapan, ya bu nerede, bir gidelim bir bakalım deyip de yani öyle hocaların yanında o heyecanla, keşke onun bayraktarlığını yapan bir insan olsaydı, o şerefle, o izzetle gitseydi, daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Belki peygamber makamı diye bu kadar ilgi gösterilmedi. Hani Müslümanlık, İslamiyet, gerçi evrensel bir peygamber dedik. Bölgenin en büyük katedrali de şu an Mehmet Önal Hoca o da Haran'da çıkartıyor. Her gün yeni bir şey, bir haber alıyoruz. Yeni bir eserin haberini alıyoruz. Onun için de bir herhangi bir... Yani haberler sadece şey etmiyoruz zaten. Yani iletişim çağındayız. Sosyal medya var. İşte demek ki o da yanına yayın yapıyoruz. Yani bu yayınlar, bu haberler yani Ankara'da da, Bakanlık Nezdinde de, İstanbul'da yani Türkiye'nin dışında gidiyor. Yani gidiyor, takip ediyor insanlar. Yani heyecanlanıyorlar. Gerçek mi, değil mi? Yani ne oldu? Yani ya vali ne yaptı? İşte Büyükşehir Belediyesi ne yaptı? Kaymakam ne yaptı diye. Yani soruyor insanlar yani gelişme var mı diye. Biz de şey yapıyoruz, o gelişmeyi takip ediyoruz. En son milletvekilimiz Cevher Yasuman Yazmaz oraya gitmişti. Mehmet Ömer Hocam'a sordum, konuştuk. Yani sağ olsun Cevher Hanım elinden geleni yapıyor. Gitmesi bile bir şeydir, yani bir katkıdır. Hı hı. Mehmet Ömer Hocam bu arada güzel bir şey verdi, haber verdi, sevindirici bir haber verdi. Hazreti İbrahim evinin yanındaki bir mescit vardı. Evet. Yani 100 yıl önce fotoğrafı çekilen, 100 yıl önce duvarlar falan da duran Hazreti İbrahim Mescidi vardı. O mescidin alanıyla ilgili özel mülkiyet değil. Yani orayı en yakın zamanda etrafını şey yapacaklar, korumaya alacaklar ve bir alan temizliği yapacaklar. Bu sevindirici bir gelişme. En azından. Bunu da izleyicilerimize paylaşmış olayım. Darısı inşallah Hazreti İbrahim evinin üzerindeki gece konuların temizlenmesi ve orada kazıların başlanması. İnşallah diyelim. Eybiye ilçe belediyemiz 4000 yeni konut evet, inşa ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde. Dolayısıyla bazı milletvekillerimiz cidden Cevher Asma Yazmacı'yı söyledim. Hı hı. Abdurrahman Emin Önen de Urfa'da geziyor. Ziyarette de bulunuyor. O ziyaret kapsamında Eybiye Belediyesi'ni ziyaret etmişti. Eybiye Belediyesi'nin 1000 konutluk bir şey, bir projesi var. Orada incelemede falan bulundu. Deprem izolatörlü 1000 konut projesi diyor. Eybiye Belediyesi'nin yani deprem öncesinde de güzel şeyi var. TOKİ ile işbirliği içerisinde güzel kentsel dönüşüm projeleri vardı. Gerekli de çünkü Eybiye'nin %80'inden fazlası hemen hemen gece kondu. Orada çok dezavantajlı bir nüfus yaşıyor. O bölgenin bu dezavantajını gidermek için orada bu sosyal, kentsel projelere ağırlık vermek gerekiyor. Şu anda da bu konut projeleri bu anlamda önemli. Yani depremden önce de Urfa dediğin gibi gecekondu şehriydi. Urfa'nın belki %90 kaça ve gecekonduydu. O anlamda çok ciddi bir şehir, konut ihtiyacı vardı ve kentsel dönüşüm ihtiyacı vardı. Demin söyledik yani terör göçünden dolayı. Urfa bir anda 5-10 kat büyüdü. Evet. Son
15-20 yıl içerisinde. Getra oluştu, Gizekunda oluştu. Yani orada bir kentsel dönüşüm ihtiyacı vardı. Kentsel dönüşüm anlamında, TOKİ'de işbirliği yapma anlamında Urfa başlarda olamadı. Ne evet. Fakı Baba döneminde oldu, ne de ondan sonra. O dönem TOKİ'yi sokmadılar. Akabeden içeriye sokmadılar. Bu anlamda yani Eyübiye'nin gerçekten bir kentsel dönüşüm alanı olması gerekiyordu. Bir önceki dönem başkanı, kurucu belediye başkanı Mehmet Ekinci döneminde de bir şirket kurulmuş, o da kontrol etme üzerine. Bir adım attılar, Mehmet Kuş da onu devam ettiriyor ama çok az, çok az. Yani gönül ister ki bütün o ilçenin, bütün ilçenin yani bir şeye uğraması gerekiyor, kentsel dönüşüme sağlaması gerekiyor. Aynı zamanda kentsel dönüşüm, sosyal dönüşüm demektir. Çünkü yani o bölgede yaşayan, şimdi çocuklar için ben üzülüyorum. Yani Türkiye belki en dezavantajlı kesimin vatandaşının yaşadığı bir yani bir bölge, bir şehir yani. Çok da kalabalık, nüfus da az değil Eyübiye. Ama mağara gibi evler, girilmeyen sokaklar. Yani orada çok ciddi bir kentsel dönüşümün ve yapılması gerekiyor. Konut üretimini gerekiyor. Bunlar rezerv alanda, bu 1000 konut yani yapılmış, şu anda yapılan konut rezerv alan diye yapılmıştır. Kentsel dönüşümü sağlama anlamında. Yani bu 1000 tane konut yapılacak. Rezerv, yani kentsel dönüşümü yapacağı alanda ki hak sahiplerine bunlar tahsil edilecek. Burada başarılı mı değil mi pek bir başarı göremeyeceğim. Artık yerel seçimler konuşuldu. 5-6 ay sonra artık seçimler yapılacak. Yani bu 4-5 yılda ne yaptık? Yani o konuda tamam yani göstermek bazı şeyler var. Haberler, şovlar, basın yoluyla, şu yoluyla, bu yoluyla. Ama Ankara'da, İstanbul'da sağda solda gezmek değil. Yani önemli olan sahada iş yapmak. Yani dediğim gibi yani kimse şey değil, makamla kaim değil. Gelip gidiyorlar. Giderken hiç olmazsa arkalarında yani güzel eserlere baksınlar. Millet dua etsin. Kentsel dönüşüm eyvallah yani diyelim ki %5'ini yapsınlar, %3'ünü yapsınlar, %10'unu yapsınlar. Akabinde gelen o da %10 yapar. Bu iş böyle diyelim. Ama belediye başkanlarımıza bakıyoruz yani öyle. Ya işte bu iş uzun soluklu bir iş diye adam kendi binasını yapmıyor. Büyükşehir belediyesi mesela binası. İlçe belediyenin binaları. Yani hadi Eyübiye işe yaptık, ilçe yaptık, Karaköprü ilçe yaptık, Halliye ilçe yaptık. Hani hükümet binaları, hani belediye binaları. Yani vatandaş bir işlemişin o kadar kaynağı oraya vermeyeyim diyor. İşte ben de seçim döneminde oraya vermeyeyim. Nereye vereceksin? Parka vereceksin, çiçeğe vereceksin. Parktan, boyadan, badanadan bir şehir işletmiyor, kurtulmuyor. Daha kalıcı çözümler gerekiyor. İşte bu da kentsel dönüşümdür, konut üretimidir. Daha sağlıklı, daha düzgün şeylerin oluşturulmasıdır yani. Evet Seyfullah. Bendeki konu başlıkları bu kadardı. Kültür ve turizm buluşmalarına hazırlanıyor Şanlıurfa. Evet. Büyükşehir Belediyesi'nin bir organizasyonu herhalde. Geçen gün Kültür ve Daire Başkanı Büyükşehir Belediye'mizin Niyazi Kocadağ'da misafirimiz oldu, ziyaret ettik. Biz konuştuk da bunu. Evet. Yani İzmir'deki Emit Fuarı gibi, TÜYAP, İstanbul'daki TÜYAP gibi mesela büyük bir fuarı burada organize etmeyi düşünüyorlar. Yani biz konuştuk. Tarih belli miydi Beyş abi? 1-2 Eylül. 1-2 Eylül. İki gün sürecek bir şey. Türk Hava Yolları katkı sunuyor. TÜRSAP katkı sunuyor. Güzel şeyler var. Ama vali katkı sunmamış. Yani Eyübiye Belediyesi katılacak mı, katılmayacak mı? Belli değil. İşte kendi ilçemizden yani ilçelerimizin katıp katılmayacağı işte. O konuda çekinceler falan var. Yani Urfa'da yani başka illerden katılımcı beklerken biz veya kendi içimize katılım olacak mı olmayacak mı? Yani Urfa için çok güzel bir proje, güzel bir düşünce. Ama işte burada katılımcılık önemli. Yani burada da yani valilik, belediye, büyükşehir belediyesi, bütün ilçe belediyelerimiz, kaymakamlıklarımız, kurumlarımız, sivil toplum örgütlerinin hepsinin sahip çıkması, destek vermesi, işini doldurması gereken bir proje. Evet. Yani her şeyden Ankara'dan beklemeyelim. Kendimiz de üretelim. Yani özel firmalarımız destek olabilir. Her sponsor şey olurlar, destek oluyoruz, destek oluyoruz. Mücran tutarlar, evet. Olur da yani. Niye olmasın? Tabii bu böylesine ciddi bir organizasyon iki haftada bir hafta olabilecek bir şey de değil. Ben değil. Bu anlamda ben de tarihi o yüzden merak ettim, sordum. Yani en az güzel bir düşünce ama dediğim gibi Urfa'da yani bazen şey yapıyoruz, bazı şeyi
Yani doğarken öldürüyoruz. Yani fikirler güzel ama buna paylaşmak gerekiyor. Katılımlarını sağlamak gerekiyor. Hadi yani oldu bitti getirirseniz yani millete maşallah der. Kenara çekilir maşallah der. Yani onun yerine böyle daha fikir aşamasındayken konuşmak, insanların fikirlerini, katılımlarını geniş çaplı bir almak istişare daha güzel olur. Daha güzel olur. İnşallah hayır doğru yani bir başlangıç olur. Yani bir defa falan başlarsın. Eksiği olur, yanlış olur. İkincisinde, üçüncüsünde o eksiğe gidersin, yanlışını düzeltirsin. İnşallah hayırlı olur diyorum. Başka bir haber daha söylemek istiyorum. Onunla bitirelim. Buyurun. Urfa, Bosna'yla, Bosna Hersek'te, Sahi Bosna'yla kardeş şehir olmuştu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi. Evet. Biz de Şanlıurfa basında ilk defa şey yaptık, İbrahim. Boşnak'sa bir başlık attık. Ne diyor? Şanlıurfa Sarayı Bursa Posta İbrahim Sıkı Gradovi. Evet. Şanlıurfa basında ilk defa belki Boşnak'sa bir başlık gördük. Evet. Bizim Ali Uçan da sağ olsun. Onu birinci sayfadan vermek yerine kalkmış 7. sayfadan vermiş. Yani aslında birinci sayfalık bir başlıktı. Bunu tazeler miyiz artık bakalım. Urfa'nın yani Balkanlarda da gönül bağı var. Gönül bağından öte de yani insani bağdı. Çünkü bizim vatanımız Edirne'ye kadar değildi. Tabii. Bosna'da, Saraybosna'da aynen Edirne gibi, İstanbul gibi ya da Konya gibi, Van gibi bu memleketin sınırları içerisindeydi. Ta Yemen'e kadar. El Halil de Urfa'nın kardeş şehri Filistin'de. Bu kardeş şehirlerle ilgili Şanlıurfa Büyükşehir Belediye'miz ya da ilçe belediyelerimiz ne yapıyorlar? Çok fazla bir şey görmedik. Yani buna sadece böyle bir göstermek için. Lafınızı bölüyorum. Eybiye Belediyesi'nin de öyle bir şeyi vardı herhalde. Pardon, kültür merkezine Ali Ezzet Bey Goğuş'un ismini vermişlerdi. Büyükşehir'in de Eybiye Belediyesi'ne bıraktı. Aldı verdi. En son ne oldu bilmiyorum. Madem orası, o da Bosna ile ilgili. En azından bir resim sergisi olabilir. Dil kursu olabilir. Kültür kursu olabilir. Yani kitaplar, yayınlar. Karşılıklı öğrenciler gider gelirler. Yani i̇çini doldurmak gerekiyor. Kültürel alışverişi sağlamak gerekiyor. Yani burada yani, konuştuğumuz problemlerin birçoğu maalesef Balkanlardaki. Yani madem Urfa'da bir kültür ve turizm buluşmaları yapılacak. Yani bu sahibi Osman'ı da özel olarak davet edersin. Oradan da turizm şirketleri gelir, acenteler gelir. Yani buradan oraya giden turistler var. Oradan da bu tarafa da öyle bir turizm yolu köprüsü kurulabilir. Bu kardeş şehirlerde bunlar. Yani bu tip etkinlikler buna dahil edilebilir. Tabii bağ oluşur. İslam yani. Turizm başkenti demiştik. Yani o anlamda yani Saraybosna'dan da şey yaparsın. Yani o program çerçevesi içerisinde katılımcıya davet edersin, getirmeye çalışırsın. İnşallah diyelim. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Biz teşekkür ediyoruz. Değerli yorumlarınız için. Haftaya görüşmek üzere.